Merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 7. sınıf matematik ders kitabı sayfa 80-81 çözümü sende sorularıyla dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar birinci sorumuza dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar, hazırsak ilk sorumuza dersimize başlayalım. Aşağıdaki toplama ve çıkarma işlemlerin sonuçlarını bunu diyor. Gençler rasyonel sayıları toplama ve çıkarmada mutlaka paydaları eşitliyoruz. Bakın 1 bölü 2 ile 1 bölü 3'ü toplarken paydaları eşit dersem ilk sayımızı 3 ile ikinci sayıyı 2 ile genişletelim. 3 ile 1'i çarparsam 3 bölü 3 kere 2 6 artı 2 ile genişletirsem 2 bölü 6 paydalar ortak olduğu zaman gençler payları toplayabiliriz. 3 2 daha 5 bölü 6 olur diyoruz. B'ye geldim gençler. 2 bölü 5 ile eksi 2 bölü 4'ü toplayacağız. Gençler pozitif negatif olduğuna bakmaksızın ne yapıyorum arkadaşlar? Toplama işlemi mutlaka faydaları eşitliyoruz. Bakın 4 ve 5 ile genişletirsem 4 kere 2 8 4 kere 5 20. Evet, artı ile eksi gençler yan yana gelince eksiye döner. İstersek direkt eksi yazalım. 5 ile 2'yi çarparsam 10 bölü 20. 8'den 10'u çıkartırsam eksi 2 bölü 20 olur. Gençler bunu da 2 ile sadeleştirsek eksi 1 bölü şöyle 2 ile sadeleştirdiğimizi gösterelim. Eksi 1 bölü 10 olur. İşlemimizin en sade hali. Evet. C'ye geldiğimiz zaman paydalarda 5 ve 7 var gençler. O halde eşitlemek için 7 ve 5 ile genişleteceğim. Eksi ile artı yan yana gelince de eksiye çevirelim. 7 ile genişletirsem 7 kere 3 eksi 21 olur. Eksi 21 yazdım. Böyle 35 eksi 5 ile genişletirsem 5 bölü 35. E şu 35'imizi daha güzel yazalım. Evet. Ortak payda gençler 35 eksi 21'den 5 çıkaracak olursam eksi 26 bölü 35 olur. Sorumuzun yanıtı diyelim. E, Ç'de gençler tam sayılı kesrimiz var. Bunu hemen birleşik kesire çevirirsem. 3 kere 1, 3, 1 daha 4. Eksi 4 bölü 3. Eksi eksi yan yana geldi. Artıya çevirelim. Artı 1 bölü 5. Ortak payda yapmak için 5 ve 3 ile genişletelim. 5 ile eksi 4'ü çarpıyorum. Eksi 20 bölüm. 15 artı 3 ile genişletirsem. 3 bölü 15 eksi 20 eksi 20, e, 3 daha gençler eksi 17 bölüyor, 15 olur işlemimizin sonucu diyelim. Evet ikinci sorumuza geçelim. Yukarıda verilen sayı doğrusuna eşit aralıklara bölün, bölünmüştür. B noktası eksi 1 bölü 5, C noktası 3 bölü 5'e e karşılık gelmekte ise A ve D'nin farkı kaçtır diye soruyor gençler eksi 1 ile 3'e doğru. Şöyle düşünün Bunlar 1 bölü 5, 1 bölü 5 artsaydı. Şimdi burası 0 olur. Burası 1 bölü 5. Burası da 2 bölü 5 olur. Şimdi devam edecek olursam. O halde bu noktamız 4 bölü 5. E, D'deki noktamızda gençler 5 bölü 5'e eşit olur. A'ya doğru gelirsem de. Eksi 1 bölü 5'ten bir tane sola geldim. Eksi 2 bölü 5. E, A'nın değeri de eksi 3 bölü 5'tir. Şöyle sayfamızı yukarı kaldıralım. A'dan D'yi çıkaracağız gençler. Yani A eksi D eksi 3 bölü 5'ten eksi 5 bölü 5. Ortak payda gençler 5 olduğu için eksi 3'ten 5'i çıkarıyorum. Eksi 8 bölü 5 olur. Bu işlemimizin sonucu diyorum. Evet gençler devam edelim. Üçüncü sorumuza geçelim. Evet yandaki görselde Ahmet'in evi, okulu ve ilk kütüphanesi arasındaki mesafeler verilmektedir. Evet A'daki soruda gençler Ahmet evinden okula, okuldan kütüphaneye, sonra kütüphaneden eve gitmiştir. Ahmet'in toplamda kaç kilometre yol gittiğini bulalım diyor. Ee, şimdi gençler o halde öncelikle evinden okula, yani evden okula giderse 9 bölü 28. Şurada A'yı gençler yukarıda yapalım. Biraz sayfamı kaydırayım. A şıkkını yukarıdan çözelim. Evet evden okula 9 bölü 28. Artım. Okuldan kütüphaneye 4 bölü 14 artı. Ee, daha sonra ne yapıyor? Kütüphaneden de evine gidiyor. Yani 3 bölü 7'yi toplayacağız. Ortak paydayı gençler 28 yapmak için 2 ile ve 4'te ile genişletirsem 9 bölü 28 artım. 2 ile genişletirsem 8 bölü 28 artı 3 kere 4 12 bölü 28. Ortak payda gençler 28. 9, 8 daha 17. 12 daha gençler 29 bölü 28 kilometre olur. Toplam gittiği yol. İstersek bunu da bir tam 1 bölü 28 kilometre olarak da yazabiliriz. Evet sevgili gençler. B'ye geldik. B'deki sorumuzda Ahmet aşağıdaki güzergahlardan hangisinde daha fazla mesafe kat etmiştir diye soruyor. Önce arkadaşlar ev, okul, kütüphaneye okul ev şeklinde bakacağız. Birincisinde şunu yapalım. Evet evden okula 9 bölü 28. Artı e, okuldan kütüphaneye 4 bölü 14. artı kütüphaneden okula gençler kütüphaneden tekrar okula geliyor geliyor 4 bölü 14 artı e, okuldan da eve yani 9 bölü 28 geri dönüyor. Ortak paydayı arkadaşlar burada ikili genişleterek 28 yapalım. 9 bölü 28 artı 8 bölü 28 Tekrar 8 bölü 28 ve 9 bölü 28. 2 evet, tane 9 gençler 18 yapar. 2 tane de 8 de 16 yapar. 18, 16 daha. 34 bölü 28 kilometre. Geldik arkadaşlar ikinci güzergahımıza. Evden kütüphaneye. Evet, evden kütüphaneye 3 bölü 7. Biraz da yukarıdan yazalım. Evet, kütüphaneden evim. Ev, kütüphane, kütüphane, ev. Tekrar 3 bölü 7. Artı. evden okulun. 9 bölü 28. Evet, ev, okul tekrar ev arkadaşlar. Yani 9 bölü 28. Burada da şunlar 4 ile genişleterek paydalarımızı eşitleyelim. 4 kere 3 12 bölü 28 artı 12 bölü 28 9 bölü 28 ve 9 bölü 28. 12 12 24 gençler 9 9 18 24 ile evet, 12 12 24 9 9 18 24 18 toplarsak da ne yapar gençler? 42 bölü 28. Evet ikincisinde gençler ikinci güzergahta. Daha fazladır diyelim. Evet sevgili gençler devam edelim. Dördüncü sorumuza geçelim. Görselde yan yana verilen iki kutudaki rasyonel sayıların toplamı altındaki kutulara yazılacaktır. Buna göre en alttaki kutuya yazılması gereken rasyonel sayıyı bulunuz diyor. Gerçekten öncelikle sayılarımıza baktığımız zaman 1 tam 1 bölü 3'ü bileşik kesire çevirelim. 3 e, kere 1 3 bir daha 4. 4 bölü 3. Toplayıp yazalım gençler. 4 bölü 3 ile artı Eksi 3 bölü 4. Paydaları eşitlemek için 4 ve 3 ile genişletelim. 16 bölü 12 artı eksi 9 bölü 12. Artı ile eksi eksi yapar gençler. 16'dan 9 çıkartırsam. Evet 16'dan 9 çıkartırsak 7 bölü 12. Evet bu kutuya yazılması gereken sayımız 7 bölü 12. Devam ediyorum. Eksi 3 bölü 4 ile eksi 5 bölü 2'yi toplayalım. Evet, Pay değiştirmek için 2 ile genişletiyorum. Eksi 3 bölü 4 artım. eksi 10 bölü 4 eksi 3 10 daha eksi 10 daha gençler eksi 13 bölü 4 olur. Evet, i̇kinci sayımızda eksi 13 bölü 4 oldu. Şimdi gençler kalemimizi rengini değiştirelim ve son işlemimize bakalım. 7 bölü 12 ile eksi 13 bölü 4'ü toplayacağım. Burada pay değiştirmek için 3 ile genişletirsem 7 bölü 12 artım eksi 39 bölüm 12. Eksi 39 ile 7'yi toplarsam gençler 39'dan 7'yi çıkarıyorum. 32 eksi yazdım. Eksi 39 bölüm Pardon. Eksi 32 bölü 12 olur işlemimizin sonucu diyorum. Evet sevgili gençler. Bu sorumuzla da dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın gençler.